bir şey. Ben özür dileyebilir miyim yüzümü gizlediğim için? Bu arada ben yüzümü gizlediğim için herkesten özür diliyorum. Aslında bunu haykıra haykıra kameralara söylemek isterdim. Ama maalesef Türkiye şartlarında ve ailemi de üzmek de istemediğim için Türkiye'deki insanların da farklı şekilde algılamasını istemediğim için yüzümü gizlemek zorunda kaldım. Herkesten bunun için çok özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinledikleri için. Geylik nedir sorusuyla başlayacağım. Yani bunu nasıl anlıyorsun, nasıl keşfediyorsun? Doğduğunda içinden gelen bir şey mi, zaman içerisinde mi oluyor? Geylik bir cinsel yönelim mi, yoksa tercih mi? Yani bence geylik bir tercih değil. Çünkü kimse bana hiçbir zaman için ilkokula veya ortaokula giderken erkeklerden mi hoşlanmak istiyorsun, kızlardan mı diye sormadı. Bunu bana kimse bir patates soğan alır gibi vermedi. Ve tercih değil, tercih iki şıkkı olan bir şeydir. Ya kabul edersin ya etmezsin, çok basic, basit düşündüğümde de. Bu yüzden bir tercih değil, bir cinsel yönelim de diyemeyiz tam aslında. Çünkü cinsel yönelim de farklı bir şeydir. Yine iki seçeneğim olur mutlaka. Ama doğduğumdan beri böyle hissediyordum, her zaman böyleydim. 5-6 yaşındayken bile küçükken, anaokuluna giderken bir tane arkadaşım vardı. O okula gelmediği zamanlarda çok üzülüyordum. Bazen hasta olduğunda anneme zorla onların evine götürmek istiyordum o akşam. Onu görmek istiyordum çünkü. Böyle bisküvi, meyve suyu falan olur. Köylerde çok meşhurdur böyle Anadolu'da. Evet. Ziyasta ziyaretine giderdik. Onu gördüğümde çok mutlu olurdum. Yanına oturur böyle eline dokunurdum çaktırmadan, böyle kimse görmeden. Şu an anlıyorum ki ben 6 yaşında da aslında ona aşıkmışım. Yani bu doğuştan gelen bir şey, sonradan olan bir şey değil. Öyle olacak olsa cinsel tercihimi her zaman değiştirebilirim. Bir insana, bir hayvana, bir objeye, bir cansız bir şeye yönelim değil bana göre. Evet, ileride peki sence bir kadından da hoşlanabilir misin? Değişebilecek bir duygu mu şu an hissettiğin? Yoksa bu böyle kalacak, benim hissiyatım bu şeklinde mi düşünüyorsun? Daha önce bir kadınla beraber nişanlıydım, ailemden dolayı baskı, o bu çevremdeki etkenlerden dolayı üniversitede 2 yıl nişanlı kaldım. Ama ilerleme, evlenme yoluna doğru ilerlediğinde benim bunu yapamadığımı ve onu sevmediğimi, aşık olmadığımı fark ettim. Çünkü bir erkek teni bir kadının teni kadar bana rahat vermediğini hissettim, bana huzur vermediğini hissettim. Bu yüzden ayrıldım. Yani bunu tekrar deneyimlemeyi düşünmüyorum. Çünkü bu bana göre bir şey değil, çünkü ben bu değilim. Tamam, teşekkür ederiz Yorga. Aynı soruyu sana soracağım. Evet, yani nasıl fark ettin, ne zaman başladı? Bu bir 12... cinsel yönelim mi, tercih mi? Evet, teşekkür ederim bu soru için. 12 yaşındayken fark ettim. Ana okuldan bittikten sonra bir arkadaşımla, yani çok yakın olduk. Gay olduğumu fark ettim. Bana göre aynı fikirdim. Yani cinsel yönetim, yani doğal bir şey. Tercih falan değil. Yani tercih etmiyorsun patates ile makarna arasında. İnsanların %10 gay. İnsanların %15 biseksüel. Doğal bir şey. Her zaman da böyleydi. Hayvan da öyle. Türkçeyi nasıl öğrendin peki? Türkiye'de 6 ay kaldım. Ondan da. 6 ayda öğrendim. Gayet iyi konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi unutmaya başlıyorum dediğim gibi. Biraz zayıf ama İngilizce yani konuşabiliriz yani. Belki Türk bir erkek arkadaş bulup daha da geliştirebilirsin Türkçeni. Tabii. Olabilir. Yunanistan'da şu anda çok Türkler var. O zaman yani olasılık yüksek. Peki senle devam edelim Yorgo. Kendinin ilk farkına vardığın zaman bunu hiç baskılamaya çalıştın mı? Yani toplumda gördüğün normal ilişki, ikili ilişkiler bir kadınla erkek arasında, yani hetero olmaya çalıştın mı? Kendini buna zorladın mı? Ama ilk baba, annemle paylaştım. Babam bana sordu, kız arkadaşın yok yani artık. Sen yani gece yani dolaşıyorsun. Ne oldu? Baba ben gayim,
Bana sordu ki ne tür bir gelsin, yani aktif ya pasif gelsin ya diye sordu. Cevap vermedim ama tamam, babam rahatdı yani. Bir şey söylemedi. Biliyordu belki, bilmiyorum. Ama hiçbir sıkıntı yok, yok. İlk duydukları zaman yani çok olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadı. Evet. İngilizce pride ki sayıyoruz. Okay, ben yani adım Yorgos Gay'im, normal hissediyorum, normal biriyim. Eğer siz bana normal olmadığımı yani zannediyorsanız lütfen ispat edilir, ispat edin. O zaman sorun yok, ben normal değilim falan. Okay, neden değilim normal? Ne yapıyorum normal olmadığım için? Bize çünkü doğal bir şey değil. Nasıl doğal bir şey değil? Ben böyle doğdum. Zorla kadın ile seks yapsam ona yani normal bir şey olmayacaktı. Ama ben istediğim şeyler yani benim doğal böyle. O zaman normal bir şey yapıyorum. Hayvanlar görünüz yani. Delfin görünüz. Seks yapıyorlar. Kediler yani görünüz. Kediler arasında yani erkek kedi seks yapıyorlar. Normal değil peki. Siz kimsiniz? Susmuyorlardı. Bir şey demiyorlar. Çünkü ben, bak benim için emindim yani. Sen ilk bu gayliğini hissettiğin zaman kendini baskılamaya, hetero olmaya dedim ya da dedim bir kız arkadaşım vardı. Hani bu kendini zorlamak mıydı senin için, yoksa o an öyle mi hissediyordun? Ya ben Ege'nin çok küçük bir köyünde doğdum. Babam 3 erkek kardeşiz biz, hiç kız kardeşim yok. Bir de bizim aile hep sülale erkek 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 dolu. Erkekler olduğu için babam da milliyetçi bir insan. Aşırı derecede milliyetçi ve reisist bir insan, yani ırkçı bir insan kendisi ve abimleri de kendi gibi yetiştirdi. Ama ben farklı olduğumun hep farkındaydım ama bunun adını koymaya hep korktum. Çünkü benim zamanımda, ben 29 yaşındayım, bundan 15 yıl önce veya 18 yıl önce, 20 yıl önce bu kadar çok internet çağı yaygın değildi. Telefonları bile gazetede kupon biriktirip de alabiliyordunuz, internet olmayan telefonları. Ve internette bir tuşa basıp araştırabileceğimiz bir şey yoktu. Ve ben gayliğin gay kavramı olduğunu da bilmiyordum. Sadece erkeklerde borçlanıyorum, Allah'ın bir cezasıyım, aileme, ibneyim. Çok itici bir tabirdir Türk toplumunda, çok büyük bir hakarettir. Annemize küfür etmek de aynıdır hemen hemen. İbneyim, işte benim böyle yaşamamam gerekiyor deyip intihar etmeye kalktığım da oldu. Kendimi asmaya kalktığım da oldu ama bunu beceremedim de oldu. Çünkü boyum çok küçük, böyle bazı yerlere yetmiyordu. Denedim ama hiç beceremedim mesela bunu da. Kendimi intihar etmeyi de denedim. Çünkü aileme çok üzülüyordum. Bazen babam sarhoş gelirdi böyle, biz gençken çok böyle içerdi, sarhoş gelirdi ve bizi uyandırıp asker gibi dizdirirdi hepimizi sırayla. Ve bunu yapmaktan, erkek evladı olmaktan çok zevk alırdı, çok mutluluk duyardı ama ben onun istediğimi veremediğim için çok ezilirdim ve çok üzülürdüm. Çünkü abimlerin verdiği komut ve verdiği tekmille benimki aynı olmuyordu. Bunu ben fark ediyordum, onlar fark etmese bile. Bunlar beni çok üzüyordu. Hep böyle şeylerle büyüdüm. O yüzden baskılamak zorunda kaldım. Ne zaman üniversiteye gittim? Ortaokul sonunda bir kız arkadaşım oldum. Ve onunla devam ettim. Etmek zorunda kaldım. Çünkü onları da mutlu etmem gerekiyordu. Hani bir yerde sırf bu hayatı yaşayabilmek için ailemi kaybetmek istemedim. Çünkü ailemi çok seviyorum. Gerçi onlar benim ne olduğumu bilmiyorlar. Nasıl bir insan olduğumu bilmiyorlar. Hep bir maske takmak zorunda kalıyorum. Yani onlar gerçekten sevmiyor aslında. Benim onlara gösterdiğim seviyorlar. Bilsin ister miydin? İstemiyorum yani. Çünkü onlar bununla çok mutlu. Onlar da Anadolu kültürüyle büyümüş insanlar. Benim kadar açık görüşlü olamazlar ve ben böyle bir uçuk bir şey bekleyemem onlardan. Nasıl bir minareyi yıkıp tek başıma itmekle yıkamazsam, onları da buna tek başıma empoze edemem yani. Bunları ona kabul ettiremem. O yüzden de ben geyliğimi dışarıda çok rahat yaşayabiliyorum ve onlara da yansıtmıyorum. Onlar öyle mutlu, ben böyle mutluyum. Ve ben aile bağları çok kuvvetli bir insanım ve ailemi de çok seviyorum. Sırf bu yüzden kaybetmek istemiyorum. İşte kız arkadaşım oldu. Ama sonra kendimi artık kabullenme evresine geçince, ailemden de ayrılınca, üniversiteye gidince daha sonra kabul ettim.
ve kız arkadaşımdan da ayrıldım ama. Kız arkadaşının tepkisi yani onunla paylaştın herhalde. İlk onunla paylaştım. İlk paylaştığın kişi eski nişanlım olarak bahsettiğin kişi mi? Aynen. 2 yıl beraberdik zaten. O hukuk fakültesi okuyordu. Ben de inşaat mühendisliği okuyordum. Daha sonra benim karşı komşumdan ben internet çekiyordum. O zaman internetler yeni yeni çıkmıştı modemden. Evet. Kablolu. Sonra bir gün internet bozuldu. Karşı komşumun evine gittim. Karşı komşum da tek başına yaşayan biriydi. Eşi varmış, çocuğu varmış, ayrılmış falan. Çok da detaylı bilgi bilmiyorum. Böyle interneti paylaşırken aramızda bir muhabbet geçti ve bir anda ben onunla kendimi öpüşürken buldum. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Aslında bir erkeğe ilk yakınım, ilk temasım 21 yaşında oldu. 20 yaşında oldu. Daha sonra bunu eve gidip kız arkadaşıma anlattım ve böyle böyle bir şey yaşadığımı söyledim. O da bana dedi ki çok zaten akıllı, mantıklı ve çok böyle ağırbaşlı biriydi. Sonra bana dedi istiyorsan dedi yarın tekrar git eğer aynı şeyi yapmayı tekrar istersen bundan tiksinmezsen dedi doktora gidebiliriz öyle destek alabiliriz. Tekrar aynı şekilde yine gittim. Biraz daha ileriye gittiğimi fark ettim. Sonra bunu onunla paylaştım ve bir doktora gittik. Yani araya gireceğim burada bunun bir hastalık olduğunu düşünerek. Evet çünkü hiç bilmiyordum. Hastalık olduğunu düşünüyordum gerçekten. Çünkü Türk toplumunda biliyorsunuz yani geylik eşittir hastalık. Ama şu var, hastaysan ya ölürsün ya iyileşirsin. Ama bunun hastalık olmadığını bilmiyordum. Sonra 6 hafta psikiyatra gittik ve psikiyatr dedi ki ben dedi sana artık paranı alıp boş yere seni de uğraştırmak istemiyorum. Bunun için şu kitapları oku, şu filmleri oku, şu klipleri izle. Bana bir sürü şey yazdı ve dedi ayrılmanız gerekiyor, kendini kabul etmen gerekiyor. Sen bir adım atmışsın, bunun devamı gelecek. Dedi. Sonra biz 3 hafta daha birlikte yaşadık. Sonra ayrıldık. Peki kadın doğamamayı yani aslında içinde bir yandan bir feminen duygularda baskın. Bu yüzden kadınlara karşı bir kıskançlık duygun var mı? Keşke ben de böyle doğsaydım diye hiçbir kadını kıskandın mı? Kadınlara karşı hiç kıskançlık duygum olmadı ama ben her şeyi denemeyi seven bir insanım. Çünkü ben şu an erkek bedeninin içerisindeyim ama bir gün belki kadın bedeni daha çok hoşuma giderdi. 2 ay görüntümü değiştirip bunu deneyimledim. Yani kadın kıyafetleri giydim, peruk taktım, dışarıya çıktım, barlara gittim. Erkeklerle böyle seviştim, erkeklerle böyle görüşmeler yaptım. 2 ay boyunca bunu deneyimledim ama fark ettim ki ben spora giderek, kas yaparak, göğüs kıllarımı uzatarak, sakallarımı uzatarak daha çok mutluyum. Erkek bedeni içerisinde gay olmayı daha çok seviyorum. Eğer ki kendi bedenimden nefret edip tamamen kendi bedenimi de kadın gibi görmek isteseydim öyle devam ederdim. Bu yüzden de kadınları hiç kıskanmıyorum çünkü kendimi kıyaslamıyorum. Kıyaslayabilecek bedende değiliz. Ben bu bedenimi seviyorum. Ama çok kadınsal duygularım olsaydı tamamen hiçbir şekilde aktif bir ruhum olmasaydı tabii ki de kıskanabilirdim. Göğüslerini, bedenini, vücudunu, tenini bunu yapabilirdim. Şimdi iki ülke arasındaki farktan biraz daha ilerlemek istiyorum. Yani Yunanistan ve Türkiye arasında ikiniz de iki ülkede de yaşamış insanlar olarak da tepkiler muhakkak çok daha farklı. Nelerle karşılaştınız? Türkiye gay diye bir kavram olduğunu yani Türkiye'nin bulunduğu topraklar 1850'lerde kabul etmişken Yunanistan 1950'lerde aslında bir 100 yıl sonra kabul etmiş ama şu anda geldiğimiz noktada iki ülkenin bakış açısı bambaşka. Bunu yorumlayacak olursanız nasıl yorumlarsınız? Sen başla istersen. Çünkü şöyle yorumlayayım. Osmanlı döneminde biliyorsunuz Osmanlı 650 yıl tüm dünyayı neredeyse hükmetmiş büyük bir imparatorluk. Büyük bir imparatorluğun içerisinde geyler çok hassas ve çok kas tüyü terazisinde değer buluyor. Çünkü bütün padişahların sultanları ve onlara çocuk veren ve yeni padişahlar yetiştiren o sultanların bütün saray işlerini görenlerin hepsi gaydi. Özellikle gay oğlancılık ve oğlan diye hitap edilir Osmanlı'da araştırıldığı zaman. Bunlara daha çok değer verilir. Hatta harem ağaları sırf cariyelerle ilgilensin diye küçük çocukları alıp gay çocukları gay olduklarını anladıklarında eğitip saraya katarlar. Bu yüzden çok üstün bir politika rolü sergiledikleri için, çok hassas bir yerde oldukları için o dönemki insanlar tabii ki de onlara haliyle, gıptayla bakması, saygı duyması, bunu kabullenmesi çok normal. Ama geldiğimiz Türkiye gündeminde maalesef herhangi bir politikaya hiçbir şekilde gayler uzak tutulduğu için, her zaman arka planda olduğu için, Türkiye'de görmezden gelindiği için devlet tarafından, Osmanlı Devleti ile şu anki devleti kıyaslıyorum,
Tabii ki de haliyle insanlar bilinçsiz. Türkiye'de kaç tane televizyonda gay görüyoruz veya gay bir film izletiyoruz? Normal iki erkek, bir kadınla bir erkeğin öpüşmesi bile. Ben şey bu araya girmeden konu gelmişken şeyi sormak istiyorum. Son dönemde hani toplumda şöyle bir bilinç uyandı. Netflix'te çok fazla içerik var. Bunları toplumun göz önüne seriyorlar. Bu yüzden Türkiye'de Netflix yasaklanmalı diye bir tartışma dönüyor son dönemde. Evet, onu ben de duydum. Şunu demek istiyorlar. Yani geyliğe özendiriyor diyorlar. Veya lezbiyenliğe özendiriyor diyorlar. Ama ben yıllarca izlediğim filmlerde Türkan Şoray'la Kadir İnanır öpüşüyordu. Seda Sayan'la İbrahim Tatlıses öpüşüyordu. Böyle hiç kalkıp bir kadını öpmeyi hayal etmedim, heves etmedim. Ne kadar ağ yazmalı da ağlasam da küçükken. Yani bu çok saçma bir düşünce. Bence bunu yayan insanlar kendileri öyle olmak isteyip olamadığı için oradan çekmeye çalışabilirler durumu. Ama bir insan hiçbir özentiyle bir film izlediğiyle bir sabah uyandığında ah ben gay oldum ya da izledim de öpüşmek istiyorum demez tabii ki de. Yorgu, biraz önceki soruyu sana soracağım. Bu Türkiye ve Yunanistan arasında gelişim bir de Türkiye'de gelişmeler falan yok. Bence Türkiye mozaik. Her türlü insanlar var Türkiye'de. Osmanlı İmparatorluğu için, yani Osmanlı İmparatorluğu devam ediyor yani. Ama maalesef hükümet biraz şeyler geri gidiyor. Mesela toplum çok açık. Ama görürsün Netflix yani yasaklamıyor. YouTube, Facebook, Twitter şeyler. Wikipedia bilmiyordum işte. İran'da gittim bir de. İran tam Yunanistan gibi. Siz belki fark ettiniz yani İran çok korkunç bir şey var. Çok korkunç bir hükümet var ama aslında böyle değil. Neden? Çünkü hem Yunanistan'da hem İran hem Türkiye'de tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun parçasıydılar. Osmanlı İmparatorluğu içinde geylik yasak bir şey değildi. Avrupa'da gay olmak yasaktı. Bence şey sormak istiyorum. Şimdi ikiniz de Türkiye'de bulundunuz. Hani Türkiye'de haberlerde de görüyoruz. Gay olduğu evet. için taciz edilen, tehdit edilen, evet. darp edilen bir sürü insan olabiliyor. Sen uzun yıllar yaşadın Türkiye'de. Hiç böyle bir olayla karşılaştın mı? Ben yaşadım çünkü yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gün böyle yoldu. Ben de eskiden daha da feminendim. Daha da böyle 20'li yaşlarda, 19'u, o ilk kendimi keşfettiğim zamanlarda. Böyle daha şey giyiniyordum, daha feminen giyiniyordum, daha kendimi göstermeyi seviyordum. Bunu da yapmamın sebebi şuydu aslında. İnsanların alışıp artık bizim de var olduğumuzu kabul etsin diye yapıyordum. Ama aslında yanlış yapıyordum. İnsanlara iğreti duruyordu. Kendimi kabullendirmek yerine kendimi daha çok itici gösteriyordum. Bunu şu an fark ediyorum. Şu anki aklımda düşünüyorum. Bir gün yolda yürürken arkamdan 2-3 kişinin geldiğini fark ettim. Ve çaktırmadan 2 kere döndüm baktım. O gün de bardan çıkmıştım. Eve gidiyordum Mecidiyeköy'e. Sırtıma resmen tam şu iki belimin ortasına, bu belimin arasına, iki sırtımın ortasına büyük bir böyle tekme aldığımı hatırlıyorum. Ve sonra yüzüstü yere yapıştım ve iki adamın beni dövdüğünü sonra fark ettim. Ve yerdeyken yediğim dayağın hatta hesabı yoktu ki 10 dakika aralıksız dayak yemiştim. Ve söylerlerken de hep gay, ibne, top, oğlan gibi şeyler kullanıyorlardı. Bir kere dayak yemiştim böyle çok kötü. O gün çok ağlamıştım. Hatta kalkamamıştım bile ayağa. Köşeye kadar sürünerek gittim bir yere oturup hüngür hüngür ağlamıştım. İlk kez o zaman gay olduğumdan nefret etmiştim. Yani insanların bunu yapmasından nefret etmiştim. Çok üzülmüştüm. Ama sonra fark ettim ki bu hayatı yaşamak zorundayım. Ve bunu yapmak zorundayım. Sonra ayağa kalktım. Yavaş yavaş yürüyerek evime gitmiştim. Böyle bir şey yaşamıştım. Yunanistan'da buna benzer bir şey hiç yaşadın mı? Yunanistan'da buna benzer bir şey yaşamıyorsunuz. İnsanlar size herhangi bir şey söylemiyorlar. Size herhangi bir laf atmıyorlar. Ama gay olduğunuzu fark ettikleri an itibariyle bazı insanların, 10 kişiden 1 kişisi ya da maksimum 2 kişisi size bakışlarıyla farklı olduğunuzun farkında olduğunu ve bunun onu fark ettiğini hissettiriyor. Yani göz ucuyla, bir göz kaçamağıyla sana ben seni anladım, saygı duyuyorum ama desteklemiyorum bakışını hissedebiliyorsunuz yani. O ırkçılığı alabiliyorum. Yani yine bir taciz. Taciz var ama gözle var. Asla dövme, senin normal yaşam şartlarında kendi hayatını devam ettirmene
hiçbir sıkıntısı yok ama yani bu da var. Peki. Yorgo, sen aynı şekilde Türkiye'de veya burada hiç taciz edildin mi gay olduğun için? Şey oldu, bir olay oldu. Tıpkı ben Adana'daydım. Adana'da bir otel, Adana otelinde uygulama o zaman yasak değildiler. O zaman yani insanlar yani geliyorlar. O çok değil yani, okey, tanışmak için, okey, seks yani. Bana resepsiyonda söylemişler, efendim ne oluyor? Bir arkadaşım bana geldi. İki saat sonra iki kişiyle bana söylediler, o sen biliyor musun? Efendim, sen biliyor musun? Peki, yanlışıyorsun, ben yabancıyım. Ya ben, evet. Söylemiş olurdum. Dayak yiyebilirdim. Evet, evet, dayak yiyebilirdim, evet. Türkiye'de şu gün bile, geçmiş dönemlerde Sibel Can'ın oğlu için bile kendisine oğlunuz eşcinsel mi diye sorusu yöneltildiğinde bile kendisi asla öyle bir şey olamaz deyip surat ifadesindeki o limon ekşiliğini aldığında bile ben çok üzülmüştüm. Ki Sibel Can'ın en samimi arkadaşı kendileri zaten çevresindeki nergiyidir. Hani toplum olarak zaten her zaman televizyon önünde olan sanatçılar bile bunu söyleyebiliyorsa, böyle bir açıklama yapabiliyorsa zaten insanların kabul etmemesi çok normal. Yunanistan'da geyler askere gidebiliyor mu? Tabii. Sen askerliğini yaptın mı? Tabii tabii. Peki bu senin için aslında bir yandan cennette olmak gibi bir şey mi? Eskiden eğer pasif gey olursan olamıyordu. Sadece aktif geyler için. Bu doğru ya, okey. Ama şimdi hiçbir sonu, ben askerlik yaptım tabii. Aha. Peki sen Türkiye'de askerlikten gey olduğun için muaf mı tutuluyorsun? Aynen, ben askerlik ertelemesi geliyordu sürekli, askerlik yoklaması. Sonra bunu tecilimi bozdurdum ve sağlık ocağına gittim. Oradaki doktora söyledim, ben askere gitmek istemiyorum. Çünkü dedim geyim. Daha sonra beni hastaneye sevk etti ve süreç başladı. 4 yıl sürekli, 6 ayda bir erteleme verdiler. 1 yıl, 1 yıl. Daha sonrasında da askerliğimi iptal ettim. Çünkü Türkiye'de geylerin askerlik yapamaması gerektiğini söylediler. Aldığım raporda da hastalık nedeni olarak da psikoseksüel yazdığını gördüm. Hı. Ve açıklamasında da şu yazıyor. Ben Türkiye toprakları sınırlarında kendi cinsel tercih ve seçeneklerimi tercih edebilecek psikolojide ve sağlıkta değilim diye bir rapor aldım. Yani savaşta ve barışta da görev alamaz yazıyordu. Yani savaş ve barış olduğu zaman bir topraktan, bir havadan, onlar bile bir işe yarıyor. Bir faydaları, ama benim asla bir faydam yok. Ne lan bu hal? Baban ne diyor lan senin bu ibn haline? Efendim, babam da sizin gibi binbaşıydı. Güneydoğu'da şehit oldu. Bilmiyorum şimdi ne düşünüyordur. Bu seni o zaman kırmış, incitmiş miydi? Tabii ki de kırmış, incitmişti. Sen sadece beni askere almıyorsun ama bir oy kullanacağın zaman benim oyumu istiyorsun. Benden vergi alabiliyorsun. Benim çalıştığım maaşımdan sigorta alabiliyorsun. Ve bana Türkiye Cumhuriyeti diye bir kimlik veriyorsun. Ama diyorsun ki sen cinsel tercihini kendin tercih edebilecek sağlıkta ve psikolojide değilsin. Hastasın. Dünyanın en önemli şeyi, bir ülkede olmazsa üç şey vardır. Askeri, sağlık ve devlet. Bu üçü birbirine bağlıdır, çocuk gibidir. Sen beni bunları birinden muaf tuttuktan sonra zaten diğerlerinin içine katmanın hiçbir anlamı ve esprisi yok. O yüzden bu beni incitmiştir çünkü ben de normal biriyim. Peki yurt dışında yaşamayı tercih etme sebebin biraz da Türkiye'de gördüğün bu baskılar mı? Bu yüzden mi şu an buradasın? Ben her zaman söylüyorum, ben ülkemi çok seviyorum, ben vatanımı çok seviyorum, ben milletimi de çok seviyorum. Ama sadece biraz daha benim ülkem bana karşı hoşgörülü olsaydı, ben şu an başka ülkeler doğaçığı kapatmak yerine kendi ülkeme fayda olmaya çalışırdım. Ve bu askerlik raporu yüzünden öğretmen, doktor, polis, askeriyede de çalışamıyorum. Hı-hı. Bir kamu personeli de olamıyorum. Yani devlet beni resmen görmezden geliyor ama görüyordu bu belgeyle. Ya ben bu ülke için neden çalışayım ki, daha fazla çabalayayım? Neden kendimi yıpratayım? Toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Ben Türkiye'deki LGBT kuruluşlarının, toplum örgütlerinin görevini tam anlamıyla yerine getirdiğini düşünmüyorum. Açıkçası. Çünkü şu sebepten yerine getirdiğimi düşünmüyorum. Ben eşcinsel yürüyüşlerine çok katıldım Türkiye'de. Gerçekten bir toplumda ses getirmek istiyorsanız illa o toplumda sivrilmenize gerek yok. Bağırmanıza, ağlamanıza, çığlık atmanıza gerek yok. Sadece aynı renk giyip bir yerde yürüyüp hiç ses çıkarmadan da ses getirebilirsiniz. Ya da herkesin aynı yerde durup hiç kıpırdamadan sadece şemsiye açarak da ses getirebilirsiniz. Yani Türkiye'deki toplum örgütlerinde genelde LGBT yürüyüşleri yapıldığında maalesef son dönemlerde Ramazan'a denk geliyor. Hmm. Ve bizim Türkiye'de her ne kadar 10 kişiden sokakta 8'i de Müslümanlığa uygun davranmasa da 10 kişiden 10'u da Müslüman ve hard Müslüman, yani gerçekten çok aşırı derece inandığını söyleyen insanlardan oluşuyor. Ve bu insanların ağzına laf vermek bana göre çok itici geliyor. Çünkü beni yargılayan insanın öncelikle kendisinin temiz olması gerekiyor. Ve bu insanlar pis oldukları için biz de onlara pis şeyler gösterdiğimiz zaman bizi oradan yargılıyorlar. Mesela iki tane erkeği Taksim Meydanı'nda öpüştürmek benim hakkımı savunmuyor. İki tane travestinin, trans bireyi çıplak olarak dolaşması benim hakkımı savunmuyor. Benim hakkım askerliğe gitmek, devletin her yerinde çalışabilmek, devletin beni kabul etmesi ve ülkenin her yerinde rahatça dolaşabileceğim güvenliğini sağlayabilmesi. Belki evlilik. Belki evlilik. Evlilik en son şey Türkiye'den. Yani sahip olma hakkı. Evlilik en son şey Türkiye'den bekledim. Çünkü Türkiye'de şu an 7 yaşında bir çocuğa tecavüz edilip yakılan bir ülke olduğu için hani evliliği artık ona gelmelerini de istemiyorum. Sadece saygı. Şu anda Türkiye'de birçok travesti ve trans birey öldürülüyor. Ve hakim karşısına bu insanlar çıktığında kadın sanmıştım, erkek çıktı dediğinde bir ceza indirimi alıyorlar. Bizim bunları konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Sadece sessiz cani rengi giyip yürümesinler, otursunlar, ellerine pankart atıp hepsi aynı şeyi açsın, hiç konuşmasın. Bu da tepki getirir. Yani ne yapmak istenen farklı şey ama görünüşte görünen farklı şey. Sen orada iki erkeği öpüştürdüğünde, çok özür dilerim, bak ibneler yürüyor, erkekler öpüşüyor oluyor. Ama sen adam gibi çıkıp da sadece yürür, ne istediğini söylersen, bak adamlar bir şey istiyor ya gelir. Bu yüzden ben Türkiye'deki eşcinsel yürüyüşlerini desteklemiyorum ve derneklerin güzel şeyler yaptıklarını düşünmüyorum. Sen herhangi bir sivil toplum kuruluşuna böyle bir üyeliğin ya da dönem eski dönemlerde üye olarak bulunmuşsun? Bu yüzden üye olmadım. Çünkü bir şeyleri değiştiremiyorum Türkiye'de. Bazı insanlar var, bazı yerdeler, bazı şeyler yapıyorlar. Yani Türkiye'de Bülent Ersoy'un bile ben trans bir bayanım demediği bir ülkede kalkıp da zaten sivil toplum örgütlerinin de düzgün çalışmasını desteklemiyorum, beklemiyorum. Bunu en çok güzel yapan Ayta Sözevi'dir. Her zaman trans bir bayan olduğunu söyler ve kendini geliştirmiştir. Ünlü tiyatrocudur ve ünlü oyuncudur. Seyhan Arman vardır. Kendisi çok büyük bir kulüpte gösteri olarak çıkar, çalışır. Çok da güzel bunu yönetir. Bir gay Müslüman olabilir mi? Yani bunlar birbiriyle örtüşen kavramlar. Ben Müslümanım. Ve muhafazakar bir eşcinsel olduğumu da düşünüyorum. Ben Allah inancı olduğum olan da bir insanım. Sizce dünyanın hangi ülkesinde en çok değer veriliyor geyliğe? En San, çok kabul görmüş. San Francisco, Amerika'da. Kanada mı? San Francisco. San Francisco kesinlikle. Bence İspanya ve İsrail. Öyle mi? İsrail'e gittim. Gay hayatını daha rahat yaşıyorlar. Yasal olarak belki hakları diğer ülkeler kadar çok geniş değil ama toplum olarak daha çok kabul görmüş ve gay festivalleri ve gaylik için yapılan yürüyüşler, her şey orada daha da rahat diye duydum ve izledim, gördüğüm şeylerden dolayı İspanya ve İsrail. Ki İsrail biliyorsunuz Yahudilikle yönetilen bir ülke. Yani Yahudilikten en az Müslümanlık kadar katı kuralları var. Evet. Hatta bir kız eğer ki bir gece evlendiğinde bakire çıkmazsa sabah gün doğarken taşlanır arabası yazıyor hatta kitabında bile. Ama baktığınızda insanlar daha rahat mı aşmış evet. durumda. Evet. Daha kabulleniş konuda. Okay. Στο κανάλι των παιδιών, το οποίο λέγεται... Τζατζίκι. Τζατζίκι. Οκ. Κάντε κλικ και εγγραφή. Please, register to YouTube channel Τζατζίκι, T-Z-A-K-I-T-Z-I. Do I say it correct? No. Anyway, click to Τζατζίκι, register. Allora, fate l'abbonamento presso il canale di YouTube Zanziki dei ragazzi che ci hanno dato l'intervista.
Söyle. Gece videoyu yolun, paylaşın, izleyin ve abone olun. Bu tür videoların daha çok olması için lütfen takipte kalın. Abone olun.